Değerli izleyenler, bir Kur'an'la yüzleşmede tekrar sizlerle birlikteyiz. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun değerli dostlar. Değerli izleyenler, bugünkü konuğum çok değerli hocamız Ali Akın. Diyanet İşleri Başkanlığı eski baş danışmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın hocam, iyisin inşallah. Allah iyilikler ihsan eylesin, iyiyim sağ olun. Allah daim etsin hocam. Hocamla bugünkü programımızın başlığı Kur'an'daki tevhid anlayışı, tevhid inancı. Hocamla Kur'an'daki tevhid inancını konuşacağız. Çünkü gerçekten tevhid inancıyla alakalı ne yazık ki İslam coğrafyasında eksik bilgiler var, yanlış inanışlar var. Bugün hocamla bunu irdeleyeceğiz, Kur'an'la yüzleştireceğiz. Değerli hocam, Kur'an'daki tevhid ne demektir? Kur'an'ın bildirdiği tevhid dışında da tevhid var mı? Günümüz Müslümanlar hakkında kısaca bir değerlendirme yaparsak, bu konuyla alakalı nasıl bir manzara var hocam? Teşekkür ederim. Şimdi günümüzde Müslümanların durumu yürekler acısı. Evet. İslam dünyası baştan başa perişan. Müslümanlar birbirine düşmüş. Ve taraflar Allahu Ekber diyerek birbirlerini kesiyor. Evet, maalesef. Önce şu tespiti yapalım. Biz neyi anlatıyoruz? Bizim bir şey anlatmamıza gerek var mı? Bir boşluk mu var? Yani İslami tebliğde bir noksanlık mı vardır? Evet, var mı? Bunca kurumlar bu kalabalık kadrolarıyla İslam'ı anlatırken Diyanet Teşkilatı vesaire bizim yeni bir şey anlatmamıza gerek var mı ki? Önce bunu bir masaya yatıralım, evet. Evet. Şimdi günümüzde biz kendi ülkemizden söz edelim elbette, evet. Ki Türkiye'den. Bir Diyanet İşleri Başkanlığı vardır. Evet. Dini bir kurum. Bu kurumun 85 bin camisi vardır. Evet. Ve bu camilerin hepsinde İslam anlatılıyor. Evet. Ve bu kurum her sene 70 bin, 80 bin, 100 bine yakın da hacı götürüyor. Bunlar da orada gördüklerini, yaşadıklarını dönüşte ailelerine anlatıyor. Ziyaretlerine gelenlere anlatıyorlar. Hı hı. Yani bunlar da milyonlarca insanı tebliğ etmiş oluyorlar bir şeyler. Dönüşüm olarak. Evet. Bir de dini eğitim veren kurumlarımız var, okullarımız var. İmam hatipler, ilahiyatlar, Kur'an kursları. Türkiye'de şu anda 853 tane imam hatip okulu vardır. Bunlar da dini eğitim veriyor. Bu okullarda şu anda 1 milyon öğrenci vardır. İmam hatip okullarında. 86 tane de Türkiye'de, evet, İlahiyat fakülteleri ve İslami İlimler Fakültesi. Bütün bu kurumlar İslam'ı anlatıyor. Evet. İlave olarak bir takım dini dernekler,
dini vakıflar, cemaatler. Bunlar da üyelerine İslam'ı anlatıyor. Ve bir de ayrıca cemaatler vardır. Bunlar da müntesiplerine İslam'ı anlatıyor. Yani irşat çok büyük bir yoğunlukla icra ediliyor. Gibi, İslam anlatılıyor. Gibi gözüküyor ya da. Anlatılıyor. Anlatılıyor. Bu hizmetler yapılıyor. Ama buna rağmen peki durum ne? Bu hizmetler yapılıyor. İslam anlatılıyor. Dışarıdan bencilliğin bazı insanların bir şey anlatmasına gerek var mı? Olmaması gerek. Olmaması lazım kesinlikle. Evet. Yani hiçbir devirde olmadığı kadar bütün televizyon kanalları İslam anlatıyor. Dini programlara yer veriyor. Evet. Ben bu yaşa geldim. Hiç bu yoğunlukta İslami neşriyatın radyolarda ve televizyonlarda yapıldığına şahit olmadım ben. Evet. Biz de olmadık. Peki İslam'ın amacı nedir? İnsanları ıslah etmek değil mi? Evet. Ve İslam da Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle sabittir ki İslam anlatıldığı takdirde mutlaka insanları ıslah eder. Evet. Sure Zariyat ayet 55. Ne buyurur Cenab-ı Allah? Ve zekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Evet. Hitap Peygamber Efendimize, emir amdir bütün ümmetine. Evet. Ve dini bilenlere. Evet. Siz öğüt verin. İslam'ı anlatın. Çünkü bu öğüt mutlaka Müslümanlara fayda verir. Evet. Peki bu kadar yoğunlukta İslam anlatıldığı halde evet. Bu insanlara bir şey veriyor mu? Şimdi ona bakalım. Evet. 10 sene içinde suç olayları %434 artmıştır. Yani yerinde saymamıştır. Geri gitmemiştir. Bu toplum evet. İslah olmamıştır. Evet. Yerinde de saymamıştır. Bu suç olayları ne kadar artmıştır? %10 değil, %100 de değil, %434 artmıştır. Burada bir terslik yok mu? Peki, uyuşturucuya bağımlılık olayları. Yani bütün bunlar neyi anlatıyor? Evet. Bütün uyuşturucu maddeler kullanımı yasaktır. Cenab-ı Allah bunları yasaklamıştır. Evet. Bunları anlatılıyor. Peki sonuç ne oluyor? %678 artmıştır. Uyuşturucuya bağımlılık. Bağımlılık. %10 sene içinde İslam'ın bu kadar anlatıldığı bir ülkede, bir toplumda bu bağımlılık %678 artmıştır. Peki, bütün bunlar fuhşun nedeni, çirkin bir günah olduğunu anlatmıyorlar mı herkes? Anlatıyorlar. Sonuç ne? Sonuç fuhşta da. Bu 10 sene içinde %734 artmıştır.
fuhuş. Fuhuş artmıştır. Peki siz din adamlarımız da yerinde bazen yöneticilerimiz de şu hadisi sık sık okuyorlar. El Müslimu, Müslüman kimdir? Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyen insandır. Evet. Öyle. E peki, bakıyoruz bunlar hepsi devletin resmi kurumlarının verdikleri rakamlardır. Bu istatistikler. Tabii. Hepsi devletin resmi kurumlarının rakamlarıdır. Şu anda icralık kaç dosya vardır? 15 milyon. Evet, maalesef. Yani Türkiye'nin tamamı hane sayısı 19 milyondur. Ve 15 milyon da icralık dosya vardır. Bu bir felaket. Yani herkes hakkına sahip olsun. Kul hakkı affolmaz. E peki, mümine, Müslümana ne vermiştir bu nasihat? Yargıtay Başkanı diyor ki, açılış konuşmasında, bizim yükümüz diyor, bütün dünyanın toplamından daha fazladır diyor. E kendisini Yargıtay Başkanı'nın söylediği. Yani elindeki dosyalar kastediyor. E peki, İnsanların birbirine güveni nasıl? %96 insanlar birbirine güvenmiyor. Soruyor. Ciddi evet. Üniversiteler, onların araştırmaları vatandaşa soruyor. Diyor ki, sen en yakın arkadaşına güveniyor musun? Komşuna güveniyor musun? %96 güvenmiyorum. Güvenmiyor diyor. Ne Müslüman felaket. Müslümana güvenmiyor. Komşusuna da güvenmiyor. Arkadaşına da güvenmiyor. E peki mahkemelere güveniyor musunuz? Yani mahkemenin dürüst çalıştığına, herkesin hakkını verdiğine inanıyor musunuz? %90'ın üstünde inanmıyoruz. Evet. E peki gıda güvenliği olarak ki Peygamber Efendimiz bir gün Medine pazarına gidiyor ve bir hurma kümesinin yanına varıyor. Elini şöyle batırıyor kümeye. Bakıyor ki bu hurma sahibi iyilerini üste koymuş. Fakat bozuk. Alttakiler o kalitede değildir. Değil. Yamuk yumuk, ufak tefek. O zaman ne buyurur Peygamber Efendimiz? Men gashana feleysa minna. Bu gıda maddelerinde bizi aldatan bizden değildir buyurur. Bizim peygamberimiz bunu buyurmuştur. Ve biz de o peygambere karşı sonsuz sevgimiz var, saygımız var iddia ediyoruz. Evet. Onu meth ediyoruz sözde, metiyeler okuyoruz, mevlüt okutuyoruz. Peygamber Efendimizin işte doğum günleri filan kutlamalar bir sürü marasım. E senin peygamberin, bizim peygamberimiz bunu buyurmuştur. Peki bu ülkede, bu İslam ülkesinde gıda güvenliği var mı? Yok. Resmi makamlar diyor ki, gıda maddelerini üreten
400 bin firma vardır. Bu 400 bin firmanın yalnız %10'u kayıt altındadır. %90'ı kayıt dışı. Yani güvenilmez. Ve bunlar ne yapıyor? Bunlar şu maddeye şunu katıyor, şu maddeye şunu katıyor, şu maddeye şunu katıyor. Ve bu katkı maddelerinden şundan şu hastalık oluyor, şundan şu hastalık oluyor, şundan şu hastalık oluyor. Bunlar kimler? Bunlar devletin resmi kurumlarının raporlarıdır. Peki, siz bu topluma ne veriyor bu dini irşat? Bu İslam. İslam bu ise bir yerde bir yanlışlık var. Haşa. Dinde mi bir yanlışlık var? Haşa. Haşa yok. Dini tanıtmakta, tebliğde yanlışlık vardır. Evet. Siz hangi dini anlatıyorsunuz? Bütün bu saydığım kurumlar, siz hangi dini anlatıyorsunuz? Siz İslam'ı anlatmıyorsunuz. Evet. Uydurulmuş bir din anlatıyorlar. Siz aslı olmayan hadisleri peygambere isnat ederek o hadisleri anlatıyorsunuz. Ve bütün vaaz kürsülerinde anlatıyorsunuz. Buhari'ye şerif diyorsunuz. Bundaki hadislerde asla en ufak bir şüphe yok diyorsunuz. Buhari çökerse din çöker diyorsunuz. Kur'an'dan sonra en sahih kitap nedir diyorsunuz? Buhari'dir diyorsunuz. Evet. Ve dolayısıyla aman ha kimsenin bunda şüphesi olmasın. E peki ne anlatıyorsunuz? Diyorsunuz ki Buhari diyor ki namaz bahsinde 5 vakit namaz günlük bütün günahlara kefarettir. 5 vakit namaz. 5 vakti kılmıyor. Onun durumu ne olacak? O zaman da yine Buhari'de cuma bahsine bakın. Cumadan cumaya o da haftalık günahlara kefarettir. Oh ne güzel. Yine Buhari. O da olmadı. Cumaya da gitmiyor. Gitmiyorsa o zaman Ramazan bahsine bakın. Yine Buhari. Ramazan orucunu tutan ve de gecesini de ihya eden, yani teravih namazını da kılan, bütün senelik günahlar bağışlanır. Oh, ne güzel. Tamam. Yine Buhari. Neden Buhari'den misal veriyorum, örnek veriyorum? Çünkü o birilerine olur ki siz Buhari ayarında sağlam değildir, sahih değildir diye derler yani. Hı hı, Buhari'den evet. Verelim yani. Peki dua bahsine bakın. Dua bahsinde yine Buhari, bir kimse 100 kere Subhanallahi ve bihamdi derse onun günahları deniz köpükleri kadar da olsa yine hepsi bağışlanır. İyiymiş. Peki o da yoktur. Hiçbir şey yapmamış. O zaman cenaze bahsine bakın. Yine Buhari. Bir kimsenin cenazesinde İki kişi onun iyi bir insan olduğuna, mümin olduğuna, iyi bir insan olduğuna şahitlik yaparsa
Allah da onu affeder. Vay. İşte din bu. Yani istese bile cehenneme gidemiyor. İşte anlatılan din bu. Maalesef. Yozlaşmış din bu. Ondan sonra tarikatçiler geliyor. Onlara göre zaten kendi tarikatına, şeyhine intisap eden o şeyhin teminatı altındadır. Onun torpiliyle cennete gider. Bir zat var burada İstanbul'da, televizyonlar o zatı paylaşamıyor. Aman bize de gel, aman bize de gel, aman bize de gel. Öyle dine aykırı program yapan televizyon kanalları var ki, onlar bile hani bugün artık bu işin en ravaşta olduğu dönem olduğu için onlar bile bu zatı sık sık evet programı çıkarıyorlar. Halbuki o televizyon programlarından birinde, hatta birkaç tanesinde ben bizatı çağırmışlardı, bir kadını, o kadın Asur ve Sümer tarihçisi. Evet. O bütün Orta Doğu dinlerinin Sümer ve Asur mitolojisi olduğunu anlatmıştı o karı. Evet. Program yapan o iki kişiden, o sakallı olan da onu eğilmişti böyle mikrofon çekmesin de gizli olarak sormuştu ona. Kabe de öyle mi Kabe? Beytullah yani. Kari demişti ki evet Kabe de öyle, yani o da mitoloji. Aha, bunlarla program yapan kanallar bile şimdi o zatı hemen ya o haftada bir anasından gel de bizi feyzinden mahrum bırakma. Rating yani. Ve o zat diyor ki bizim tarikate mensup olan bir zat, Halidi tarikatına mensup olan bir zat çevresine bir fersa kadar olan mesafeye şefaat edecektir. Oh iyiymiş. Bir fersah ne kadardır? 8 kilometredir. Yani eğer bir mezarlıkta o tarikata mensup bir şahıs varsa o mezarlığın 8 kilometre doğu, 8 kilometre batı, kuzey, güney hepsi kurtuldu. Hepsi kurtuluyor. Ha, din bu işte. Din diye bunlar anlatılıyor. E canım, halk bunlara inanıyor mu? Evet. Hatta o tarikat ve o zat diyor ki bizim müritlerden birisi adı şu, Kasımpaşalı şu diyor. Allah ona tecelli etti. Haşa. Ve ona şöyle şöyle dedi. Dedi ki siz filan zatı üzmüşsünüz, Allah demiş. Ha, bunlar hepsi internette kendi seslerinden vardır merak edenler. Evet. Kendi sesleriyle dinleyin. Ne diyor? Allah tecelli etmiş o zata, o Kasımpaşalı'ya ve demiş ki Cenab-ı Allah siz şu zatı üzmüşsünüz. Onun hakkında bir takım dedikodular çıktı ama o dedikoduların aslı yoktur. Onun eski itibarını ona iade edin. Onların şeyhi bu dedikodular çıkınca Hatme-i Hacegan'da onu her zaman yanı başına oturtuyormuş. Fakat o dedikodular çıkınca ona demiş ki ya sen artık biraz benden uzakta kal. Bir süre bakalım bu işler ne olacak. Allah demiş ki eski itibarını iade edin. Yine şeyhin yanı başına otursun Hatme-i Hacegan'da. Kim diyor? Allah bunu söylüyor. Haşa ya. Allah Allah.
Ve çıkıyor bunlar ayet de okuyor, hadis de okuyor. Ebey cahiller, behey gafiller. Cenab-ı Allah Sure Şura ayet 51. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا Allah ancak vahiy olarak bir beşerle bir insanla konuşur. Vahyin dışında konuşmaz. Bu ayette vahyin üç çeşidi anlatılıyor. Hazreti İbrahim'e olan vahiy, Hazreti Musa'ya olan vahiy ve Peygamber Efendimiz'e olan vahiy. Bunlar anlatılıyor. Bunların dışında Cenab-ı Allah kimseyle konuşmaz. Kur'an böyle diyor. Evet hocam, bir de Araf suresinin 143. ayetin kerimesinde Hazreti Musa ya Rabbi kendini göster bana diyor. Kâle Rabbi arini anzur ileyk, bana göster kendini, sana bakayım. Kâle len tarani, evet. Cenab-ı Allah göremezsin diyor. Asla beni göremeyeceksin. Len, Arap dili ve edebiyatını bilenler, len istikbal için asla kesinliği ifade eder. Len hangi fiilin başına gelirse onun manasını istikbal ve tekit olarak ifade eder. Evet hocam. Asla beni göremeyeceksin. Ama bizim derviş diyor ki ben diyor gördüm, tecelli gördüm diyor. Ne diyeceğiz? Fuzuli diyor ki sanır zahit özün halin hayalinden hatadır bu. Bu hayran olduğundandır ki hayran olduğun bilmez. Derviş diyor hayalini gerçek zannediyor. Çünkü diyor derviş şaşkındır fakat şaşkın olduğunu da bilmiyor diyor. Hayalini gerçek zannediyor. Şizofren gibi değil mi hocam? Tabii eskide fesade mutahayyile derdik biz buna. Mutahayyile, hayal gücünün bozulması. Şimdi o senin dediğin şizofrenya hastalığı diyorlar. Şizofren hastalığı, evet. Şizofren hastalığı yani hayalini gerçek sanıyor, evet. Bir zat da vardır şimdi Amerika'da, o da ağlayarak anlatıyor hayallerini. Hayallerini ve ağlayarak diyor ki vallahi de billahi de böyle oldu diyor. Eski kültür bakanlarından birisi, yahu Ali be kardeşim, Allah ağlayarak adam yemin ederek söylüyor. Nasıl inanmayacağız? Yahu nasıl inanacağız? Ağlayarak yemin ederek söyledi mi tamam. Gerçek mi oluyor yani? Peygamberimiz işte şöyle yaptı. Beni İslam liderliğine seçtiler. Bu kelbe kıtmıyırı bir de göğe tavazu gösteriyor yani. Göğe. Beni diyor İslam liderliğine seçtiler diyor. Ben dedim ki ben serserinin tekiyim. Ben liderliği yapamam İslam dünyasının. Vallahi peşimi bırakmadılar. Billahi de bırakmadılar. İlla sen Müslümanların liderliğini üstleneceksin dediler. Ve neler neler anlatıyor. Maalesef. O yalnız o değil, onun hocası da öyleydi. Hocası da öyleydi. Aynı hastalığı taşıyordu. Yani şizofrenik onlarda da vardı, doğru. O da aynı şey diyor. Onun hocası da diyor, bir gün diyor, baktım bir kuş geldi diyor, pencere kenarına kondu. Kulak verdim ne diyor? Baktım ki diyor ki, Subuhun Kuddüsün, Subuhun Kuddüsün. Haydi bakayım. Kuş öyle demez ya. Said Nursi diyor. Kuş öyle demez. Yani her hayvan, her canlı Allah'ı tesbih eder. İsra 44'te ne diyor? Tüsebbihu lehu s-semavatu s-sab'u vel ardu men fihinne. Velakin la tefkahune tesbihahum. Siz onların tesbihini anlayamazsınız. Elbette ki
canlı, bütün canlılar Cenab-ı Allah'ı tesbih ediyor. Ama kuş sübuhun kuddüsün demez ya. Kuş Arapça bilmez ya. Bir günde diyor, ben diyor kulağımı diyor karıncalara verdim. Bunlar ne diyor? Baktım ki karıncalar da şöyle şöyle diyor. Aynı hastalık. Aynı hastalık. Hocam şunu mu demek istiyor acaba? Süleyman Aleyhisselam konuşuyorsa ben de konuşuyorum. O anlıyorsa ben de anlıyorum. Ay zaten öyle. Değil mi? Yani bunu diyen de saydın Hüseyin. Şimdi o konuya dönelim de. Evet. Yani İslam maalesef hadis ilmi de tahrif edilmiştir. Ve bir de buna tarikatler kültürü, tarikat kültürü de ilave edilmiştir. Ve onun için bu kültürle yetişen Müslümanlar toplumlarda manevi müeyyide kalmıyor. Evet. Yani Cenab-ı Allah nasılsa beni affeder yani benim cenaze namazımda iki kişi benim iyi bir insan olduğuma zaten şahitlik edecek iki kişi bulunur. Evet. E bu da Buhari'de vardır. E ondan sonra Hazreti Ömer'den rivayet edilmiştir. E tamam. Şimdi demin o şeyhlerden bahsettim de o şeyhi zat-ı muhteremden. Bu zat-ı muhteremi bizim siyasiler de çok ziyaret ediyor ve tavsiyesini dinliyor. Ve bizim Diyanet İşleri Başkanımız da gitti onu ziyaret etti. Evet. Ve orada bir konuşma yaptı. Ve onların hizmetlerini takdir bağlamında da çok şey söyledi. Ne olacak şimdi bu toplum? Hocam, bu toplumun hali ne olacak? Ve ondan sonra siz Cenab-ı Allah'tan inayet bekliyorsunuz, yardım bekliyorsunuz. Huzur bekliyorsunuz. Cenab-ı Allah kime yardım eder? Cenab-ı Allah Sure Muhammed ayet 7 ne diyor? İn tansurullah yansurkum. Siz Allah'a, Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Allah da size yardım eder. Evet. Ve yine Sure Rum ayet 47 ne buyurur Cenab-ı Allah? Ve kâne hakkan aleyna nasrul müminin. Müminlere yardım etmek bizim üzerimizde bir haktır diyor. Evet. Yani mutlaka o yardımımız olacak müminlere evet. Diyor. E ama dünyanın her yerinde Müslümanlar perişan. Senegal'dan tutun da Endonezya'ya kadar Müslümanlar her yerde birbirini boğazlıyor. Peygamber Efendimiz'in en şiddetli duasından beddualarının bir cümlesi şuydu. Allahümme ec'al beynehum ve beynehum. Ya Rabbi onları birbirine düşür. Evet. Sanki böyle bir bedduaya maruz kalmış İslam dünyası. Birbirine düşmüş. Evet. Maalesef. Dünyanın her tarafında Müslüman Müslüman. Müslüman Müslümanı boğazlıyor. Evet. Evet hocam çok kritik bir durumdayız hocam. Kısa bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra bir soluklanalım. Evet. Ondan sonra bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sıkıntıları İslam evet. Aleminin, İslam coğrafyasının sıkıntılarını konuşmaya. Evet. Evet. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ali hocamla, Ali Akın hocamla beraber bu vahim durumumuzu konuşuyorduk.
Bu arada Twitter'lerde de Twitter adresimizde kardeşlerimiz değişik sorular soruyorlar. Teşekkür eden bir sürü kardeşimiz var. Mehmet Maksut Çil kardeşimiz, hocamızın vakfı veya kendisine ulaşabileceğimiz telefon numarası var mıdır diye soruyor. Eğer bize ulaşırsanız ulaşmış sayılırsınız hocamıza, sıkıntı yok. Yine Aykut kardeşimiz, Ali Akın Hoca Sünniler tarafından sapık sayılan Mutezile'yi anlatabilir mi acaba? Bir başka programda inşallah bunu ayırırız hocam, değil mi? İnşallah anlatırız. İnşallah. Uzun yani birkaç cümle. Uzun bir konu. Tabii kesinlikle. Yine Mutezile ile ilgili başka bir soru soran var. Neşe kardeşimiz, şizofren hayal ile gerçeği karıştırıyor. Anladık da ona inananlar nasıl bir hastalık durumundadırlar diye sormuş. Çok güzel bir tespit gerçekten. Bunu da sormak lazım. Ağlanacak halimize gülüyoruz bir an. Çok faydalı bir program. Daha keyifli. Anlatımınızda daha da güzel demiş başka bir kardeşimiz. Yine Ayşe Hanım, Ali Akın Hoca'ya Emeviler özellikle Muaviye dönemini sorar mısınız demiş. Selam ve dua ile başarılar diye devam ediyor. Bunlar da inşallah ileriki onlar programlarda uzun konular. Evet. Evet hocam. Şimdi bir şey daha var hocam. Ali Akın Hoca'nın kitaplarının neden baskıları yok? Yeni baskı yapmayacak mı? Bunu konuşmuştuk programdan önce. İnşallah ilerleyen aylarda evet, olacak inşallah. Diyelim. Evet. Evet hocam, bu vahim durumumuzdan bahsediyorduk. Şimdi orada bir iki orayı bir tamamlayalım. Öyle şimdi devam edelim. Şimdi bir de o zat, o siyasilerin de ziyaret ettiği Diyanet İşleri Başkanımızın da evet. Ziyaret edip hizmetlerini övdüğü, takdir ettiği zat evet. Yine internette kendi evet. seslerinden takip edebilirler. Diyorlar ki bizim müritlerimizden keşif ehli olanlardan bazıları evet. Cenab-ı Allah'ın tecellisine mazhar oldular ve Cenab-ı Allah onlara dedi ki ben ete kemiğe büründüm ve sizin şeyhiniz olarak göründüm. Yani bizim şeyhimiz Allah'ın tecessüm etmiş varlığıdır, ta kendisidir. Cenab-ı Allah ete kemiğe bürünmüş, tecessüm etmiş, cisim olmuş, yani ete kemiğe bürünmüş ve insanlara o şeyh şeklinde görünmüş. Bu ne kadar büyük bir tehlike olduğunu idrak etmiyorlar mı? Yani hocam Allah yapmış oluyorlar, öyle değil evet. mi? Bu insan bekler ki o Diyanet İşleri Başkanı, benim zamanımda uzmanlar vardı, 38 tane uzman vardı. Evet. Bu işleri anlayan insanlar vardı. Ya hiç mi anlayan insan kalmadı o kurumda? Onları ikaz etmesi lazım. Zinhar, bu İslam'ın tevhid inancına %100 zıt bir inançtır. Ve bu Hristiyanların Hazreti İsa hakkındaki inancıdır. Ve Kur'an da bunun hakkında şunu diyor. Maide 17'de. Sure Maide ayet 17 evet. ve 72. Evet. Ne diyor Cenab-ı Allah? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ اُبْنُ مَرْيَمُ Allah Meryem oğlu Mesih'in ta kendisidir. Allah ete kemiğe büründü Mesih diye gözüktü ve Mesih diye göründü diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır diyor Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah Hazreti İsa için, ki Hazreti İsa'nın yaratılışı bambaşkadır. Bir mucize. Diğer insanlardan farklıdır. Evet. Onun hakkında bile bu inanca sahip olanlar kesinlikle kafir olmuşlardır diyor Cenab-ı Allah. Ve Hazreti İsa'yı Kur'an Mel Mesih ibn-i Meryem illa Resulun kat halet min kablihi rusul. Yani İsa da gelip geçmiş nice peygamberlerden birisidir. İnsandır. Ondan sonra ya ehlel kitap
La ta'lu fi dinikum. Nisa 171. Aşırı yetmeyin. Hazreti İsa'yı seviyorum. Seveyim diye aşırı yetmeyin. O ancak Cenab-ı Allah'ın ruhundan bir varlıktır diyor Cenab-ı Allah. Onların bu itikadını red ediyor. İsa Mesih bir insandır diyor. Siz ona ete Allah ete kemiğe büründü, İsa diye göründü diyemezsiniz. Diyanlar küfre gitmiş olur diyor. E efendim Yunus Emre de söylemiştir. Ya Yunus Emre kim söylerse söylesin bu hüküm herkes için geçerlidir. Kaldı ki ben Yunus Emre'nin Milli Eğitim Bakanlığı o şiiri de Yunus Emre'nin külliyatı içinde yayınlamıştır. Evet. Ama benim şahsi kanaatim Yunus Emre onu söylememiştir. Çünkü Yunus Emre ismini taşıyan yalnız o değildir. Hmm. Bir sürü insanlar vardır. Evet. Ve bir de Yunus Emre'ye isnat edilen evet. şiirlerin hepsi de Yunus Emre'ye ait değildir. Hmm. Çünkü o ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm. O şiir yani çok tehlikeli. Aynen. Devamında da tehlikeleri var hocam. Ya zaten diyor. Ol kitap benim diyor. Hayır falan. Ol. Cümlesine rızkı veren, hiç kesmeyip cümlesine rızkı veren Subhan benim diyor. Evvel benim, ahir benim, zahir benim, batın benim. Evet. Bu cümlesini yaratıp tertip eden Yezdan benim diyor. Evet. Tamamen Allah'ın sıfatları var haşa. Haşa ve kella. Ondan sonra ol kadire kün fe yekün. Lütfedici Subhan benim. Hiç haşa. Kesmeyip cümlesine rızkı veren yine benim. Sultan benim diyor. Haşa haşa. Anda yoktur bir tercüman. Onun işi bana ayan. Bin bir adı vardır anın. Bir adı da Yunus benim. Diyor. Haşa. Allah Allah. Bu kim söylerse söylesin. Küfürdür. Küfrün ta kendisidir. Fakat ben Yunus Emre'nin bunu söylediğine kani değilim. Evet. Neden? Şimdi yeri gelmişken onu bir cümleyle arz edeyim. Çünkü Ebu Suud Efendi Yunus Emre hakkında çok ağır fetva veriyor. Hangi sözlerinden dolayı? Şu sözünden dolayı. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene versen anı bana seni gerek seni. Evet. Bu sözünden dolayı ağır hüküm veriyor. Evet. Eğer bu şiir Yunus Emre'ye ait olsaydı Ebu Suud Efendi asas bu ne dayanarak o hükmü verecekti daha. Kesinlikle. Onun için demek ki bu de bana göre delildir ki o şiir Yunus Emre'ye ait değildir yani. Evet. Şimdi Abu maalesef bugünümüzde İslam dünyasına tarikat kültürü hakimdir. Maalesef. Yani İslam dünyası baştan başa şirke batmıştır. Şirke batmış, tarikat şirkine batmış. Onun için Cenab-ı Allah böyle bir topluma yardım etmez. Evet. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah Sûre Nur ayet 55. Evet. Buyurur ki Cenab-ı Allah Vaadallahu lladîne âmenû minkum ve amilussâlihât leyestahlifennahum fil ard. Sizi yeryüzünde halife hakim etkili kılacağım diye vaadi vardır. Vaadi var Allah'ın evet. Fakat ayetin devamında diyor hangi mümin diyor? Ya'budûneni ve lâ yüşrikûne bi şey'en. Bana yalnız bana ibadet eden ve bana hiçbir şeyi ortak koşmayan. Ama ben onlara yardım ederim. Evet. Onları dünyaya bulundukları yerlerde söz sahibi yaparım.
kudret sahibi yaparım. O müminleri. Evet. Yoksa bana şirk koşanlara benim böyle bir vaadim ulaşmaz. Yoktur diyor Cenab-ı Allah. Şimdi ya hocam bunlar putlara tapmıyor ki. Nerede şirk nereden çıkıyor? Evet, şirk bahsini açalım hocam. Evet. Öyle diyorlar. Diyorlar ki biz sadece bizi Allah'a yaklaştırsın diye bu evliyaların peşine gidiyoruz. Onun için diyoruz ete kemiğe büründü Mahmud diye göründü Allah. Haşa ve kella. Maalesef İslam dünyasında 1000 seneden beri şirk ve tevhid doğru dürüst anlatılmıyor. Evet hocam. Yani müşrik münkir olarak anlatılıyor. Allah'ı inkar ediyormuş gibi yani. Evet. Sanki müşrik Allah'ı hiç tanımıyor, Allah'ı hiç kabul etmiyor, Allah'ı inkar ediyor, gidip o putlara, o taşlara, o ağaçlara tapıyor. Allah yerine. Ha. Öyle değil ki. Nedir hocam gerçeği? E şimdi müşriklerin inancını biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Evet. Sûre Ankebut ayet 61. Ne buyurur Cenab-ı Allah? Evet. Ve le in se'eltehum men halakas semavati vel arda ve sahharaş şemse vel kamara le yekulunallah. Evet. Müşriklere soracak olsan ki yerleri gökleri. Yerleri gökleri kim yarattı? Güneşi, ayı. Güneşi, ayı kudretine, emrine kim amada kıldı diye soracak olsan müşrikler diyecek ki elbette ki Allah. Evet. Müşrikler Allah'a inanıyor. Yegane kudretin Allah'a ait olduğunu kabul ediyor. Yine Ankebut 63. Ve le in se'eltehum men enzele mines semai ma'en fe ahya bihil arda ba'de mevtiha, gökten yağmur indiren, yeri dirilti ve yere hayat veren, hayat veren hangi kudrettir? Yine Allah diyecekler. Yani elbette ki Allah diyecekler. Müşrikler diyor bunu. Müşrikler. Kur'an öyle bize. Müşriklerin inancını böyle bize anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Hocam buradaki müşrikler sanki dindar müşrik gibi gözüküyor. Elbette ki dindardır müşrik. O da dininin gereklerini de yapıyor. Haç da yapıyor. Tarikata da giriyor. Namazı da vardır ama bizim namazımız gibi değil. Yani onların da namazı vardı. Evet. Cahiliye döneminde. Ve Zuhruf 87. Ve le in se'eltehum men halakahum, müşriklere soracak olsan ki sizi kim yarattı? Le yekulunallah. Evet. Elbette ki bizi yaratan Allah'tır diyecekler. E peki ey müşrikler, Kur'an diyor. Siz Allah'ı inkar etmiyorsunuz. Yegane kudretin, mutlak kudretin Allah'a ait olduğunu kabul ediyorsunuz. Evet. Evet, kabul ediyoruz diyorlar. E peki bu putlara ne diye bu putlara tapıyorsunuz? İşte onların cevabı, müşriklerin cevabı. Zümer ayet 3. Evet. Zümer 3'te cevap. Ela lillahi dinul halis. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Biz bu yedek tanrılara tapıyoruz. Ama bizi daha çok Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz. Kötü bir niyetimiz yok. Ha, bizim aramızda biz kusurlu varlıklarız. Günahkar insanlarız. Önümüzde bir rehber olmazsa, bir kutsal varlık olmazsa, bir aracı olmazsa, bir kutsal kişi aracı olmazsa, biz tek başımıza
Allah'ın rızasını isteyemeyiz. Kazanamayız. Dua edemeyiz ya da. Kazanamayız. Biz onun için bu putlara tapıyoruz. Hangi putlara? Velilerin putları. Yani onlar velilerin simgeleridir. Yani velilerin kabirleri bugünkü. Eski veliler. Yani günümüzdeki telli babalar, oruç babalar, Eyüp Sultanlar, Zuhurat babalar, Yohaş Eyüp Sultan ayrı. Yani bunlar o zaman eski velilerin türbeleri belli değil nerede. Hı. Ne yapalım bunlara? Bunlara birer put yapalım da bari. Hı hı. Ve onları hatırlamak için o putlara biz eğilelim, secde edelim, onların önünde kurban keselim. Eski putçuluk Nuh peygamberin torunlarını yedek tanrı edindiler ve onların ki hepsi veliydi onlar. Evet. Putperestlik öyle başladı. Nuh peygamberin torunlarının mezarlarına ve putlarına taparak yani başladılar yani bu işi. Müşrikler. Hocam Eyüp Sultan ayrı dediniz de Eyüp Sultan'da da dilek dileyenler, oradan yardım isteyenler, orayı aracı kılanlar hayır, da aracı vardı. Kılınmaz. Yani, kim olursunuz? Onun için ben söyledim. Ha, aracı Konya'daki... Hayır, o da aracı kılınmaz. Yani Konya'daki Celaleddin Rumi'nin hani, türbesi hayır, de öyle. O zaten o Celaleddin Rumi, onlar zaten bırak onu de. Eyüp Sultan ki çok mübarek bir sahabidir. Kendisine lafımız yok hocam. Ha, kabirini... Fakat o birileri onunla mukayese götürmez. Peygamber Efendimiz'in mihmandarlığı yapmış bir insan. Çok mübarek eyvallah, bir insan. Eyvallah. Saygıyla selamlıyoruz hocam. Fakat Allah rahmet eylesin. O bile istismar ediliyor. Vasıta yapılamaz. Yapılamaz. Ama evet. O türbeye gidilir. Evet. Ve imanını tazelemek için, hatıratını tazelemek için oraya gider, Fatiha okur. Çok güzel bir şeydir. Ha, oraya gider neyi hatırlar? Bu zat Peygamber Efendimiz'in mihmandarlığını yapmış. Peygamber Efendimiz'i evinde misafir etmek şerefine nail olmuş bir insandır. Bu olayları hatırlayarak gider. İmanını tazelemek çok güzel bir şeydir. Tefekkür edebilir o manada. Ama... Gidip de ondan şefaat beklemek. Evet, veyahut işte bütün sen bütün aracı ol da benim duam kabul olsun. Evet. Aha, tehlikeli olan odur. Yoksa o sahabiye geçsin, devamlı geçsin. Onun dönemini, onun Peygamber Efendimizle olan beraberliğini hatırlayıp imanını tazelemek çok güzel bir şeydir o. Ha, yani niyete göredir, adab ve erkanını bilerek ziyaret etsin yani. Evet. Evet. Şimdi ondan sonra diğer bir ayette Sûre Meryem ayet 81. Evet. Orada da buyurur Cenab-ı Allah müşrikler niçin yedek tanrı ediniyorlardı? Evet. Vasıta, aracı bir tanrı neden bu ihtiyacı duyuyorlardı? Evet. O ayet de bunu anlatıyor. Diyor ki وَاتَّخَدُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. Onlara itibar izledi. Allah'tan başka yedek tanrı edindiler. Tanrılar edindiler kendilerine vasıta olsunlar diye. Allah ile kendi aralarında aracı olsunlar diye. Yani Cenab-ı Allah'ı inkar eden hiçbir insan müşrik yoktur. Müşrik yoktur. Kur'an'ın birinci derecede muhatabı olan müşrikler Allah'ı inkar etmiyor. Hac da yapıyorlardı. Kendilerine göre namazları da vardı. Bizimkinden farklı ibadetleri vardı. Ama
Şirk odur. Şirk, ortak koşmak. Kur'an bunu böyle anlatıyor bize. Hocam şu an ama öyle bir şirk tanımı yapıyorsunuz ki Kur'an'dan. Çok güzel bir tanım yapıyorsunuz. Fakat şu an yüzleştiğimiz zaman toplumumuzla, bu bugünkü dindar toplumumuzun maalesef büyük bir kesimi bunun içine giriyor hocam. İşte felaket burada. Çok tehlikeli bir durum. Yani niçin Cenab-ı Allah bu topluma, İslam rahmet dünyasına etmiyor, rahmet etmiyor, muvaffak etmiyor? Muvaffak hani etmiyor. Cenab-ı Allah müminlere Nur 55'te vaat etmiştir. Evet, vaat etmiştir. Ve Rum 47'de de bu evet, üzerimizde bir haktır. Bir haktır diyordu, evet. Nerede o hak? Siz Allah'tan ve diyorsunuz ki Arafat'a giden müminlerin duası geri çevrilmez. 100.000 kişi hacı gidiyor Türkiye'den. Peki ne oluyor? Niye Müslümanlara dua etmiyorsunuz? Ve yine niçin bu tarikat ehline sormuyorlar? O siyasilerimiz, Diyanet İşleri Başkanımız, onlara gidip de onları sitayişle bu topluma tavsiye edenler niçin onlara demiyorlar ki yahu sizin müridiniz hakkında bir dedikodu çıktı diye Cenab-ı Allah hemen filan zata tecelli etti diyorsunuz. Evet. Ve dedi ki o zatı üzmeyin. Onun hakkındaki dedikoduların aslı yoktur. Peki İslam dünyası kan ağlıyor. Cenab-ı Allah onun için bir şey söylemiyor. Fakat o zatın üzülmemesi için tecelli ediyor. Aman ha yapmayın diyor. Yahu bu ne gaflet yahu. Yahu bunlar şeytanın maskarası yahu. Ama yani bir siz bunu neden onlara sormuyorsunuz? Hocam ha, sizin bu kadar teklifsiz Allah'la böyle görüşüyorsunuz değil mi? Ha. Ve bu zat üzülmesin diye Kasımpaşalı filan zata Cenab-ı Allah tecelli etti. Ve bunu da internete veriyorsunuz. Herkes de yüz binler üzerinde seyirci tıklayanlar vardır. Evet. İnanıyorsunuz buna. Hı hı. Ha. Ya hocam, ha, senin üzülmemen için Cenab-ı Allah o zata tecelli etmiş değil mi? Ha. Eski itibarını yazdı. Bir de Cenab-ı Allah'a söyleyin de bu Müslümanlara da bir. Nedir Müslümanlar birbirini kesiyor? Evet. Niçin söylemiyorsunuz? Suriye için bir sorun değil mi? Ha? Yahu hiç sizin sizin başka meseleniz yok mu? Siz İslam dünyasıyla hiç derdiniz yok mu? Müslümanların neler çekiyor Müslümanlar? Müslümanların derdiyle hiç ilgilenmiyor musunuz? Evet. Men asbaha la yehtemmu bil muslimin feleyse minhum. Müslümanların derdiyle ilgilenmeyen Müslümanlardan değildir. Evet. Hadis. Hadis, evet. Ya söyleyin de bunun içinde Cenab-ı Allah bir şey söylesin. Madem siz böyle kolay yoldan Cenab-ı Allah'ın tecellisine mazhar oluyorsunuz. Çok çabuk iletişim kuruyorsunuz. Söyleyin de bunu da sorun Cenab-ı Allah'a yahu. Ve 47 İslam ülkesinden siz yüzlerce, kimi internette 300 diyor, kimi 600 diyor, delege getirtmiştiniz İstanbul'a ve şu zatı asrın müceddidi olarak seçmişsiniz. Yürüyemeyen, konuşamayan bir zat değil mi hocam? Ha. Yani aklının da başında bu, olmadığı. Müceddit, bu asrın müceddidi bu. Güzel. Hocam bu İslam aleminden getirdikleri bu alim diye geçinen kişiler. Hepsi tarikat ehli. Hocam bunlar nasıl bir şey? Hepsi şizofren ya, mi bunların? Bunlar Haydarabad'da bir Ma'hadul Ulyal İslami bir İslam efendim akademisi var. CIA merkezi. Hmm. Onlar organize etti. Tabii bunlar dünyadan haberi yok. Bunlar hiç dünyadan haberi yok. Hiç bilmiyorlar. Mal bulmuş mağribi gibi. Ne güzel
geldiler İslam dünyasından, 47 ülkeden geldiler delegeler ve oy birliğiyle. O edebi konuşmalar, edebi konuşmalar, sarıklar birer tekerlek, araba tekerleği gibi. Ondan sonra edebi konuşmalar ve dediler eyvah, ki eyvah. Biz asrın müceddidi olarak bunu seçtik. E sizin meseleniz bu mu? Müslümanlar birbirini kırıyor. Söyleyin müceddidinize. Bir çözüm bulsun. Ve bu ve bunun içinde bir toplantı yapın. Hocam ama en azından şunu sormak gerekmez mi? Bu seçtiğiniz müceddit çıksın bari bir teşekkür konuşması yapsın. Ha. Değil mi? En yok, azından ya. Yok kısa bir ya. Teşekkür konuşması yapsın. Ya yok ki öyle bir şey. Ben o zatı çok iyi tanıyorum. Vaktiyle bana çok eskide yani 1977'de yani 77'de bana şey yaptı, gel bize ders ver diye yani. Ya ders vereyim de dedim yani, biz fikren sizinle mutabık olursak ders veririm yani. Sırf Arapça dersi, dini kaynaklar dersini verirsem sana, ben sizin şeyinizi, fikriyatınızı kabul etmem ki. Evet. Ya ondan sonra tanıyorum zatı yani. Şimdi ya hayır yani sorun, madem ki müceddit seçtiniz. Evet. Sizin müceddidiniz bugünkü İslam dünyası hakkında ne düşünüyor? Bir bilelim. Bu İslam dünyası kan ravan. Yani yerlere sürünüyor. Müslüman akı, kanı böyle oluk oluk kan akıyor. Ya bir şey söylemeyecek mi müceddit, ne yapıyor? Ey müceddit efendi, sen ne diyorsun şimdi bu İslam dünyası hakkında fikrin nedir? Veyahut bir çözüm, bir şeyi ileri sürmeyecek misin? Ya bu işin çözümü şudur. Veya yine o İslam dünyasından o delegeleri getirin, toplantı yapın. Sizin meseleniz müceddidi seçmek. Evet. Bitti mi? Başka hiçbir sorununuz yok mu? Ya, CIA merkezde olursa bu kadar oluyor galiba hocam. O ama onlar bilmiyor ki. Onu bencileyin. Dünyayı takip eden insanlar biliyor. Ben ta 1976'da büyük bir gazete, evet, adına İslam dünyasının yayınlarını ve basınını inceleme görevi bana verildi. Ve o gün ben İslam dünyasında olup bitenleri takip ediyordum. Radyolarından ve gazetelerinden. Ben biliyorum İslam dünyasında olup bitenleri. Evet. Fakat maalesef akıl insanlar diyorlar bilmem neler. Hiç bizi adam yerine kimsenin aklına gelmiyoruz. Yahu iyi de ya. Bir günden de bizi çağırın da bir dinleyin. İslam dünyasında olup bitenler hakkında bencileyin bir insan kadar bilgi sahibi var mı şimdi o çağırdıklarınız içinde? Bu terörle ilgili çağrılan her şeyden, her konuda. Akıl insanlar, evet. Ve o zat, o tepede oturan zat bilmiyor mu? O günleri hatırlamıyor mu? Onun efendisi, onun parti lideri beni ilim heyetinin başkanlığına getirdiği günleri hatırlamıyor mu? Bize göre biz araştırdık ve İslam fıkhını en iyi bilen uzman olarak seni bize tanıttılar. Onun için seni bu çalışmanın başkanlığına getiriyoruz. Onun lideri bana söylemedi mi? Evet. Ve o çalışma, ha, hayatta olan insanlar vardır o gün. O toplantılarda, evet, olan insanlar vardır. Ve ayrıca bugün memleketin büyük bir derdi vardır. Kesinlikle. Ben Osmanlı tarihini de belgeler üzerinde incelemiş bir insanım ben. Yani bazı Arap ülkeleri için Osmanlıca belgeleri Arapçaya yıllarca tercüme ettim. O münasebette dikkatimi çeken, Osmanlı döneminde dikkatimi çeken olayları da incelemiş durumdayım. Bir yerde bir isyan çıktığı zaman Osmanlı bunu nasıl yönetmiştir? Evet. Ha, o tecrübeye de sahip bir insanım. Biliyorum yani, şurada bir isyan çıkmış, şurada isyan çıkmış, şurada isyan çıkmış. Osmanlı bunu nasıl yönetmiştir? Sebebi neydi? Ha, nasıl yönetmiştir? Tamam. Yatıştırmıştır.
Hocam, üçüncü Selim'e kadar olan. Hocam, müsaadenizle yine bir ufak bir reklam arasına gideceğiz. Tabii. Reklam arasından sonra tekrar devam edeceğiz. Tamam. Tabii ki bu işler hamasetle olmaz. Akılla, bilimle, Kur'an'la olması lazım. Tabii. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasından sonra bu güzel sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra son bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz. Ali Akın hocamla programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali Akın hocam ikinci bölümün sonlarında dedi ki akıl insanlar çağrıldı fakat bizim İslam alimlerinden kimse çağrılmadı. Böyle bir gücenmesi var. Biz de buradan diyoruz ki Ali Akın hocama da programdan önce de konuşmuştuk gerçi. Kur'an'da birlik platformu olarak hocam 30-40 değerli alim sizin de içinde olduğunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ki Kasımpaşa'dan ben de bir Kasımpaşalıyım, aynı zamanda Rizeliyim. Hem Rize'den köylerimiz yakın hem Kasımpaşa'dan da geçmişte bir tanışıklığımız var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızdan bir randevu talep edip sizin gibi akil İslam alimleriyle bir görüşme sağlayacağız. Yani bu gerçekten hurafelerin, şirklerin, felaketlerin bizzat Cumhurbaşkanımızın yüzüne karşı bizzat ona iletilmesi gerektiğine de inanıyoruz hocam. Çünkü bazen sizin de ifade ettiğiniz gibi danışmanlar her şeyi söylemeyebiliyorlar maalesef. Türkiye'mizde böyle bir şey de var. Yani etrafındaki danışmanlar bazen, affedin bağışlayın ama bazen aşırı yalaka olabiliyorlar, yağcı olabiliyorlar, her şeyi iletmiyor olabilirler. Onun için uygun bir zamanında Sayın Cumhurbaşkanımızla Kur'an'da birlik platformu olarak 30-40 kişi belki daha da fazla olabilir, değerli hocamızla sizinle beraber gidip hocamızla, hocalarımızla Cumhurbaşkanı'yla bu konuları bizzat direkt görüşmek istiyoruz. Bunu da değerli izleyicilerimize de duyurmuş olalım. Evet hocam, bazı sorular geliyor. Mesela bir kardeşimiz diyor ki... Şunu da söyleyelim. Tabii buyurun. Şimdi yakın bir tarihte Başbakanımız da bir zatı internette var. Bir tarikat şeyhini ziyaret etmiş. Evet. O tarikat şeyhinin müritleri de internette var. Şeyh'ten dinlediklerini internete koymuşlar. Evet. Şeyh onlara diyor ki melekler benim hizmetimi görüyor. Allahu Ekber. Fakat ben meleklere diyorum ki siz hizmetimi benim müritlerime bırakın. Çünkü ben müritlerimin mertebelerinin daha yükselmesini istiyorum. Bana hizmet ederlerse mertebeleri daha yükselmiş olur. Vay anasını. Dereceleri Allah katında daha yüksek derecelere çıkarlar, yükselirler. Hepsi internette var. Ya tamam da siz gittiniz bu şeyhi şey yapıyorsunuz. Ya şunu sormanız gerekmez mi? Ya Şah Efendi ha melekler senin hizmetini görüyor. Bu iddiada bulunuyorsun ha. Evet. Ya şu meleklere söyle de bizim halimiz nedir? Müslümanların çektiği nedir? Biraz yardım etsinler değil mi? He? Gücümüzün yetmediği yerde. Yani melekler... Adam diyor ki benim ahırımı da melekler temizliyor. Samanlarımı da diyor onlar topluyor diyor. Adıyamanlı bir şey. Evet. Maalesef ben de okudum hocam. Güzel de. Ya niye sormuyorsunuz bu zatı ya güzel de. Şu meleklere bir sorun yani ne oluyor yani Müslümanların hali ne olacak şimdi? Müslümanlar İslam dünyası kan revan içinde.
Ve ondan sonra dünyaya çatıyorsunuz. Diyorsunuz ki niçin Amerika gelip bu işi halletmiyor? Evet. Niye Amerika'dan medet bekliyorsunuz? Siz Müslüman değil misiniz? Öyle siz mi? Kendi sorunlarınızı niye kendi aranızda halletmiyorsunuz? Üstelik emrinizde o kadar melek varken. Siz de işte Allah'ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, tamam. Ondan sonra ne oluyor? Bir araya toplantılar yapılıyor bilmem ne. Allah'ımız bir değil mi? Tamam. Kur'an'ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir. Tamam. Ondan sonra öyleyse sen yanıma gel. Yok o biri de diyor ki öyleyse sen yanıma gel. Hiçbir sorununuzu halletmiyorsunuz. Evet. Asas ihtilaf konularını yani ortaya koymuyorsunuz ki. Bu işi alimlere havale etmiyorsunuz ki. Maalesef. İhtilaf noktaları nelerdir ya? Niçin birbirinize düşüyorsunuz? Tarafsız alimlere, mezhep mutaassıbı olmayan alimlere, onları hakem olarak seçin. Onlar bir araya gelsinler. Kardeşim aradaki farklı noktalarımız nelerdir? Evet. Biz de yemin edelim ki biz mezhebimize taassup göstermeyeceğiz. Siz de yemin edeceksiniz ki siz de mezhebinize taassup göstermeyeceksiniz. Tarafsız olarak. Tamam. Siz de Kur'an'ı anlıyorsunuz, biz de. Mezhep taassubu gütmeden. Açalım Kur'an'ı. Açalım sahih sünneti. Mütevatir hadisleri. Aramızda hakem olsun. Evet. İhtilaflı noktaları. Kaldıralım. Kaldıralım. Bunun için bir çalıştay yapılsın. Evet. Mi? Her şey için bir çalışta yapılıyor. Evet. Alevilik için, bilmem ne için. Bunun için de bir çalışta. Alevi için de yine bir şey hal olmaz ki bu şekilde. Tabii ki. İnsanlar o dini argümanları kullanarak birbirlerine çelme takmaya çalışıyor. Maalesef. Alevi çalıştayında da hatipler çıkıyor. Efendim, 1000 senelik kardeşliğimiz bilmem ne. Tamam. Kitabımız bir değil mi? Bir. Peygamberimiz bir değil mi? Bir. Bir. Aynı Allah'a ibadet ediyorlar. Tamam. Öyleyse aradaki ihtilaf nedir? O biri de vallahi ben de öyle diyorum. Öyleyse sen yanıma gel. Yok diyor, sen mi yanıma gel diyor. Ve hiçbir meselede hal olmaz. Çünkü taraflar samimi değildir. Aynen. Taraflar dini alet ederek karşı tarafa çelme takmaya çalışıyor yani. Yoksa arayı bulmak değil, evet. İttifak sağlamak için değil yani. Evet. Bugünkü İslam dünyasında tarafsız ilim ehli, yoksa siyasilerin keyfine göre fetva veren, onlar efendim filan zatı ziyarete gitmişlerse ben de giderim onların arkasından. Yine nitekim böyledir şimdi. Oy devşirme kaygısıyla. Yani şimdi bizim İdarecilerimiz şeyhi ziyarete için gidiyor. Çünkü onlardan önce siyasiler gitti. Hemen ben de onun arkasından onlar da gidiyor. Siyasilere yaranmak için. Gidiyor onlar da. Ya fe subhanallah. Siz oraya gittiniz. Tamam. Sizin onları ikaz etmeniz lazım. Uyarmanız lazım. Uyarmanız lazım. Yok. Uyarmıyor. Diyor ki asas hizmet sizin hizmetiniz. Yol sizin yolunuzdur. Tövbe estağfurullah. Yani deminden beri anlattığımız yol onların yolu doğruymuş yani. Bu hurafe yolu. O şekilde maalesef. Ve onun için tabii ki şimdi İslam dünyası bugün perişan durumda. Evet. Ve İslam dünyası bu kafayla hiçbir sorunu da halletmez. Evet. Çünkü ilim hakem değildir. İlim ortada yok. Akıl tatil etmiş. Kim var? İşte o 47 İslam ülkesinden toplanan delegeler, hepsi tarikat çevresi ve hepsi de Asr-ı Müceddin'i seçmiş. Benim şeyhim direkt Allah'la konuşuyor. Tövbe tövbe. Bu inanca sahip. Çünkü onların piri Hakim-i Tirmizi, ki bu zat miladi
932 yılında ölmüştür. Evet. Temeli o atmıştır. Evet. O ne diyor? Peygamberler diyor ilahi kaynaktan diyor. Vahiy yoluyla bilgi aldıkları gibi diyor. Veliler de ilham yoluyla. Onlar da aynı kaynaktan, aynı kaynaktan bilgi alırlar. Bilgi alırlar ve kesin olan ilim de budur diyor. Onun izinden gelen İmam Gazali dedikleri zat, o da diyor ki bilgi edinme kanalları diyor işte şunlardır diyor. Görmek, işitmek, duymak, dokunmak, bu beş duyu. Bunlar birer bilgi kanalıdır diyor. Bu kanallardan gelen bilgiler havuzda toplanır diyor. Havuz nedir? Havuz kalptir diyor. Bir kimse diyor irfan ehli olmaya evet. karar vermişse diyor bu bilgilerin hiçbirine itibar etmeyecek. Evet. Yani gördüğüne de inanmayacak, duyduğuna da inanmayacak, dokunduğuna da kokladığına da hiçbir şeye inanmayacak. Neye inanacak? Mürşidin sözüne. Mürşide inanacak diyor. O zaman diyor irfan ehli olabilir. Yoksa irfan ehli olamaz. %100 teslimiyet gösterecek mürşide diyor. Mürşid derse bu acı değildir, bu tatlıdır. O acı biber de olsa evet ben yanılıyorum. Bu biber acı değildir, tatlıdır. Benim ağzımın tadı bozulmuş diyecek. Müşrik, mürşid derse ki o senin gördüğün hayaldir, gerçek değildir. Hemen inanacak. Diyecek ki bu benim gördüğüm şeytan bana yanlış gösteriyor. Evet. Hayal gösteriyor. Hı hı. Hemen gördüğüne değil mürşidin söylediğine inanacak. İnanacak. Şimdi bunların bu Gazali'nin ve Hakim Ettirmizi'nin Hatmül Evliya Elmül Evliya kitaplarında yazdıklarına inanan bir insan insan olmaktan çıkıyor zaten. Öyle bir insandan hayır gelir mi artık? Yani bir hayvan dahi geliyor karşıdan kurt geliyor kurttan kaçıyor. Tehlikeden kaçıyor. Evet. Zehirli acı bir ot yiyor bir daha yemez onu. Yani insan ki eşrefe mahlukattır. Evet hocam. Ve insan hayvane natıktır. Evet. Düşünen, akıl eden canlıdır insan. Evet. Peki insan bütün Allah'ın verdiği bu üstün vasıfları hepsini inkar edip de ben şeyhimin ağzına bakarım. Senin şeyhin de herkes de kendi şeyhini direkt Cenab-ı Allah'la konuşuyor zannediyor. Konuşuyor. Ona inanıyor. Ne olacak? İşte İslam dünyası 1000 seneden beri müsbet ilim kapandı. O şimdi o bir soru o onu bir gün uzun uzat diye bir programla anlatmamız gerekir. Anlatayım. Müsbet ilmi nasıl reddetti İslam dünyası onu ne? Seçecekti. Ve o gün bugün baş aşağı gidiyor. Ve ondan sonra da her şeyi ne olursa efendim dış güçler onların işbirlikçisi olan iş güçler. Evet. Yahu sizin vazifeniz nedir? Evet. Siz bunların zararını önlemek için önlem almak, tedbir almak sizin işiniz değil mi? Yani. Siz niye suçu üstünüzden atıyorsunuz da ondan sonra onlara şey yapıyorsunuz? Şu anda dünyada bizim milletvekillerin aldığı maaşı alan başka bir ülke milletvekili var mıdır? Yoktur. İnternette girin ve bütün dünyada en zengin Batı Avrupa ülkelerinde Amerika, Kanada,
ve Batı Avrupa ülkeleri milletvekilleri ne maaş alıyor, bizimkiler ne kadar alıyor? Hepsi orada vardır. Bakın. Bizimkiler daha mı fazla? Bizimki daha fazla alıyor. Yani dünyanın en zengin ülkesi Norveç, kişi başına düşen milli gelir $105,000. Bizimki $9,000'dır. Kişi başına düşen. Evet. Fakat onların aldığı maaş nedir? $7,500 alıyor. Bizimki $27,000 alıyor. Dolara 27 bin lira alıyor. Üstelik her 3 ayda da efendim 3 bin lira da telefon parası, göğe telefon ediyormuş sağa sola da. Ondan sonra bir sürü avantalar, bir sürü bilmem neler. Mesailer falan. Ha, siz hiçbir ülkenin, ülke milletvekilinin almadığı maaşı alıyorsunuz. Peki her şeye çözüm getirmek sizin işiniz değil mi? Siz birinci seçimi yaptınız Haziran'da, ikinci seçimde aldığınız maaşın yalnız siz 3 aylığını aldınız fakat 1 ay milletvekillik yapmıştınız. Bu haram değil mi hocam? Bu haram. Siz hiçbiriniz dedi mi ki ya ben bunu geri iade ediyorum, bu benim hakkım değil ki. Ben 3 aylığı peşin aldım ama şimdi 1 ay geçti, ikinci seçimi yaptık. Yani ilk 3 ayı zaten aldı gitti de diğer ikinci 3 ayı yani. Diğer ikinci 3 ayı. Evet. Diğer ikinci 3 ayı geçmeden 1 ay geçti ikinci dönemin ve onu aldın. İade ettiniz mi? Yok. Yok. Müslüman nedir? Müslüman şimdi hak yemeyen. Müslüman demek İslam dünyasında en çok ibadet edendir, namaz kılandır, hak yiyendir. Zaten olsa diğer günahlar zaten namazla af oluyor. He, anladım. Buhari'den okumuştuk ilk bölümde. Zaten diğer günahlar namaz kıldın mı af oluyor zaten. Hacca gittin mi zaten bütün ömürlük tertemiz. Ne kadar günah varsa hacca giden bizim vaktiyle Bezdiyanet'te ben şeyken bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yardımcıları hac mevsiminde devlet televizyona çıkıyorlardı. Ve efendim haccın faziletini anlatıyorlardı. Yahu bunu anlatmayın. Ya bu hadislerin hiçbirinin aslı yoktur. Aa canım bugüne kadar böyle, şimdi bundan sonra yeni bir şey mi icat diyor. Ne diyorlardı? Hacılar efendim Mekke'ye vardıklarında hadis okuyorlar tabii. Sözde hadis. Ne kadar günah varsa Mekke'ye vardıklarında hepsi affoluyor. Mekke'ye varınca. Nerede yazıyormuş bu? Hadisler okuyorlar orada. Allah Allah. İlginç. Yalnız kul hakkı kalıyor. Bu başkan yardımcıları bunu anlatıyor. O kul hakkı da Arafat'a çıktıklarında kul hakkı da. O da dökülüyor. O da affoluyor. Ve öyle tertemiz günahsız olarak memleketine dönüyor. İşte bizim ibadet anlayışımız bu. Tasavvuf ve tarikatın uydurdukları hadislere göre bu. Günü zamanı gelince bir gün onun tarihçesini anlatırım. Eski tasavvufçular o hadisleri nasıl uydurdular? Onun da tarihçesini kaynaklarıyla anlatırım. Ve İslami ibadeti asas gayesinden uzaklaştırdılar. O hadislere göre. Evet. Çünkü asas ibadetin gayesi neyken, bunlar ibadetin gayesi nedir? Günahları affettirmektir. Evet. İşte bunlar maalesef bu yüzden İslam dünyası bugün bu hale gelmiştir. Ve gideceği hiçbir yol da yoktur. Siz demin bir teklifte bir öneride bulundunuz yukarıya. Evet. Ben görüyorum. Ben 25 sene evvel görüyorum yani tahmin ediyorum. Tahmin, öngörü. İlmi müktesebatımla tahmin ediyordum. Evet. 25 sene önce. O tepedeki zata ben bir dergi çıkarıyordum. Bir tanesini verdim ona o zaman. Gençlik kolu başkanıydı o. Evet. Aa ya dedi böyle bir şey mi olur? Yeni bir şey mi icat ediyorsun sen?
Beni dinleyin dedi. Gün gelecek Müslümanlar birbirini boğazlayacak. Ben şimdiden görüyorum dedim. Bu mezhep taassubu yüzünden 25 sene evvel söyledim. Evet. Gün gelecek Müslümanlar mezhep taassubu yüzünden birbirini boğazlayacak. Şimdi de söylüyorum başka bir tehlikeyi. Evet. Türkiye izmihlal sürecine girmiş maalesef. Evet. O tehlikenin ayak seslerini duyuyorum ben. Çok ciddi tedbirlerin alınması gerekir. Evet maalesef. Ve o burada televizyonda anlatılacak şeyler de değildir. O tedbirler anlatılmadığı takdirde bu izmihlal süreci mutlaka bu süreç tamamlanacak. Maalesef o izmihlal gerçekleşecek. Er geç. Biraz evvel biraz sonra. Evet. Hocam bir örnek verebilir miyim? Bu büyük bir kanalda bir geçen gün bir şey izledim. İçim acıdı yani gerçekten. Hanımlar adına üzüldüm. Hanımlar adına kahroldum. Müslümanlar adına üzüldüm değerli hocam. Büyük kanallarımızdan yani Müslüman kanallarımızdan diye bildiğimiz ATV'den. Hani meşhur Nihat Hatipoğlu'nun arka fon müzikli program yaptığı bir kanal. Esra Erol'un isim vermesek daha yani iyi olur. Neyse yani hocam biliniyor ama yani evlilik programı Türk aile yapısına resmen dinamitledi. Ve İslami olarak da bizim yüreğimizi acıttı. Bunları söylemek zorundayız hocam. Burada ben bir şey izledim. Bir kızcağız gelmiş oraya. Bir bayan gelmiş. Bir hanım. Örtülü. İlle Tarkan'ı isterim de Tarkan'ı. Tarkan denen bir sanatçının albümünü vermişler. Resmini alıp öpüp öpüp başına koyuyor. Değerli hocam. Daha sonra ille onu görmek isterim. Diz çöküyor. Ona secde eder gibi. Yani bu tesettür bu kadar mı aşağılanır? Bu Müslümanlar bu kadar mı aşağılanır? Bir aile yapısı bu kadar mı ayaklar altına alınır? Bu kadar mı dinamitlenir? Hocam yani böyle bir kanalın bu şekilde yozlaştırması halkı, bu şekilde perişan etmesi, bunu kimse görmüyor mu? Yani Diyanet, devlet yetkilileri, ne bileyim televizyon yöneticileri hiç buna bakmıyorlar mı ya? İşte bazı insanlar eskide diyorlardı ki işte İslam fikriyatına sahip olmayan yöneticilerin elinde olunca bak işte böyle oluyor diyorlardı. Maalesef. Peki tamam da şimdi ne oluyor? Evet çok güzel bir soru. Şimdi sizin bir izniniz... zat vardı, RTÜK başkanlığını da getirmişlerdi. Evet. Onu efendim bir yayın evinde eskide görüyordum, bir profesör yani. Otup tutuyordu bilmem ne. Fakat gün geldi, bir parti iktidara geldik, güzel. Hoş geldi, safa geldi. RTÜK'ün de başına geçti. O zatı da RTÜK'ün başına getirdiler. Peki... Bu televizyon kanalları içinde öyle acayip şey var ki mesela bir kanal vardır. Evet. Bir cemaat reisi dansos oynatıyor. Din adına. Tabii dini cemaattir o da. Hadi oynatsın ben kimsenin ahlak zabitesi değilim. Beni kahreden o değildir. Beni kahreden şu. Ondan sonra konuşma yapıyor. Diyor ki, benim din anlayış, Peygamber Efendimiz de aynı benim din anlayışıma sahipti diyor. Hazreti Ali de diyor bu anlayışa sahipti. Hazreti Hasan ve Hüseyin de bu anlayışa sahipti diyor. Onlar da dans oynatıyorlar diye. Öyle demek istiyor. Tövbe tövbe. Ama din ondan sonra bozuldu diyor. Yani bir de Ehl-i Beyt'i bu sapıklığını alet ediyor. Yani kendisi... Ne yaparsa yapsın. Fakat peygamberimiz de benim gibi dini yaşıyordu demesi insanı kahrediyor. Ve devlet buna da frekans tahsis ediyor. Ve müdahale etmiyor. Müdahale etmiyor. Bu nasıl bir şey yani ya? Ya sizin hiç mi gayreti diniyenize dokunmuyor? Ya adam geçsin
İster ne yaparsa yapsın, eğlence mekanlarını işletsin, bilmem ne yaparsa yapsın, dansos oynatsın. Fakat peygamber de benim gibi yaşıyordu demesin. Buna izin vermeyin. Buna izin verdiğiniz takdirde sizin Allah katında sizin yeriniz yok yani. Hocam Charlie Hebdo'ndan daha berbat değil mi? Bu karikatürlerden. Elbette ki daha beter. Yani peygambere en büyük hakaret bu. Tabii. Yani o Charlie dergisinden çok daha, daha büyük bir hakarettir. Yani ne demiş oluyor? Demek ki peygamber de dansos oynatıyordu. Hazreti Ali de, Hasan ve Hüseyin de. Hem de o dansosları da o açıklıktaki ben onu kanalist bana söylediler, ben seyrettim. İnanamadım ilk önce. Dedim ki bu mutlaka şeydir. Yani montajdır, bir şeydir falan, adamı karalamak için şudur budur yani. Evet. Fakat dediler ki hayır. Ona sordum, buna sordum. Hayır, gerçeğin ta kendisi. Programları böyle dediler. Ve o zat vaktiyle ben bir yayın evine kitap tercüme ediyordum. İlk İstanbul'a geldiğimde bu yayın evine gittiğimiz zaman o yayın evi sahibi de il müftülüğü yapmış. Evet. İstanbul Merkez Vaazlığı yapmış. Yani muktesebatı olan bir insandı yani. Evet. Şimdi o beni oraya gelenlere çok şey anlatıyordu. Stahişçe yani beni överek evet. Böyledir böyledir filandır diye. Bir tane baktım bu adam da geliyordu o zaman. Evet. O zaman Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenciydi o. Gelirdi öyle saçını da ortadan böyle ayırarak, üstü başı da böyle hırpani kılıklı yani. Evet. Oturuyordu, öze dinliyordu yani. Ondan sonra bir de o da bir cemaat kurdu. Sonra benim o adama tercüme yapıyorum ya, o yayın evi sahibine. Bir de baktım benim bir yakınıma bir adamın yardımcısını göndermiş. 20 sene, 30 sene sonra. Hı hı. Ve o benim yakınım, akrabam da bana teklifte bulunuyor. Diyor ki, bunlar diyor ki, bize kitap yazsın Ali Bey. Fakat biz onun adını koymayacağız. Bizim adımız. Bizim cemaat reisi yazmış gibi göstereceğiz. Hı hı. Fakat ne kadar yüksek para isterse biz ona veririz. Allah Allah. Benim akrabam da bu işin manevi babalığını pek idrak edemiyor. Sen dedim nasıl böyle bir teklifte bulunursun bana? Ya ne oluyor Ali, ya ne oluyor? Sen al yüksek parayı, al onlardan. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ya nasıl oluyor böyle bir şey ya? Yani bu ihanettir, ilme ihanettir. Ben yazacağım da ondan sonra adam diyecek ki yazar Ali Akın değildir benim diyecek yani. Evet. Bunlar böyle. Maalesef. Ve bunlar bile çevre buluyor. Yani iş tarikat böyle esrarengiz şeyler meyler işin içine girince. Taraftar buluyor bu memleket böyle. Maalesef. Hocam bir de Charlie dergisi derken Diyanet'in o dergiyi korumak için imamları görevlendirdiğini duymuştuk hocam. Basında çıktı. Yani tekzip de etmediler. Hmm. Yani nasıl yani? Peygamberimizi hakaret eden bir yani dergiyi gidin koruyun mu dediler? Onun, nasıl yani? Şimdi o derginin o karikatürlerini yayınlayan Almanya'da da bir dergi varmış. Evet. Ve bizim Diyanet imamları gitmişler o derginin kapısında onun nöbetini beklemişler. Niye? Yani o Paris'teki, eden, o Paris'teki olayın bir benzeri onlara da olmasın. Olmasın diye. Yani peygamberimize hakareti rahat neşretsinler diye. Yani efendim nöbetini biz tutacağız. Kimse gelip size bir şey yapmasın. Vallahi dedim eğer bu gerçek ise o imamların hiçbirinde ne din iman kalmamıştır. Nikahı da düşmüştür. Bayin talakla boşanmış karısı da. Ve ev emri veren kişi de eğer emir varsa. Yahu size ne? Yani siz peygambere o hakareti yapana gideceksiniz, nöbetini tutacaksınız ve diyeceksiniz ki size gelecek zarar bana gelsin, bize gelsin. Bizim canımız size feda olsun. Onu protesto etmeniz gerekirken. Ken
Ya karışmayın ya, size mi düşmüş onun nöbetini tutmak? Yani siz ona efendim onu, biz Müslümanların gidip de bir kaba kuvvet yoluyla onları cezalandırmalarına istemeyiz. İstemeyiz, taraftar değiliz. Teröre karşıyız. Ama gidip onların nöbetini korunmasına da karşıyız. Onları nasıl koruyacaksın, evet, nöbetini tutmak, sana mı düşmüş ya? Evet. Ne demek oluyor? Sana gelecek zarar bana gelsin. Evet. Benim canım sana feda olsun. Demeye getiriyor. Demeye getiriyorsun. Odur, onun anlamı odur. Evet. Bunu diyen bir insanın dinle ne ilgisi kalır? Diyanet tekzip etmedi. Basında çıktı yani. Evet. Hocam programımızın sonuna yaklaştık. Evet. Kısaca son olarak bir toparlarsak bugünkü programımızı. Neler önerirsiniz? Şirkten bahsettik, müşriklikten yani bahsettik. Yani İslam dünyası, İslam dünyasından tevhid inancına dönmeli. Dönmediği müddetçe perişanlıktan kurtulmaz. Ve Cenab-ı Allah'ın inayetine ve rahmetine de mazhar olmaz. Çünkü Cenab-ı Allah'ın vaadi tevhid ehlinedir. Evet. Şimdi diyorlar ki bana, hatta çok büyük bir ilim adamı olarak ödül alan bilmem ne yapan falan ülkemizde, o bile bana diyor ki ya Ali Bey, sen öyle diyorsun ama yani bizim büyük yöneticilerimizin de onun şiirini okudukları falan bir zat var yani. Evet. O bile bana diyor ki ya Ali Bey, sen öyle diyorsun da biz tamam şey yaptık da falan, kötü yani şey olduk da Avrupa bilmem ne dünya gavurundan daha mı aşağı olduk ki Cenab-ı Allah bizi cezalandırsın. Bunu söylüyorlar. Evet. Fakat bunlar sünnetullahı bilmiyorlar. Bilmiyorlar, evet. Şimdi İsrailoğulları döneminde de İsrailoğullarının dört büyük peygamberinden bir tanesi Eşya peygamberdir. Evet. Bir tanesi Ermiya peygamberdir. Birisi de Hazreti Haskiyal'dır. Birisi de Danyal'dır. Danyal, evet. Bu dört büyük peygamberdir İsrailoğullarının. Bunlar Eşya peygamber zamanında, Eşya peygamber İsrailoğulları diyordu ki siz tevhid inancından saptınız. Onun için Cenab-ı Allah bunu karşılıksız bırakmayacaktır. Evet. Onlar da Eşya peygambere diyorlardı ki ya sen ne biçim peygambersin? Niye? Ya biz tamam dinden uzaklaştık da biz Asur kafirinden beter mi olduk ki Allah bu yüzden bizi cezalandırsın. Eşya peygamber de onlara diyordu ki sünnetullah budur. Siz tevhid inancından saptınız. Allah da bir musibetle sizi terbiye edecektir. Evet. Başınıza felaket gelecektir. Çünkü sünnetullah, sünnetullah budur. Allah'ın yani kanunu budur. Evet. Ve bu milattan önce 7 asır önce oldu. Bir de 6 asır önce Babil kralının baş kumandanı Buhtanassar, Nebukadnezar diyor onlar dünya tarihi. Evet. O geldi, ondan sonra Kudüs'ü bastı, Beytülmakdes'i de yıktı. Yahudilerin bütün gençlerini de esir aldı, Babil'e götürdü. Evet. O felaketten önce de Ermiya peygamber ve Haskil peygamber İsrailoğullarına mutlaka Cenab-ı Allah sizi cezalandıracaktır. Çünkü siz tevhid inancından saptınız. Şirke battınız. Evet. Onlar da yine diyorlardı ki ya amma ne biçim peygambersin ya. Ya biz düştük de Babil gavurundan daha mı beter olduk? Ya onlar zaten putperesttir. Biz ne de olsa yani, evet, biz Hazreti Musa'nın dinine ve onun getirdiği Tevrat'a bağlıyız ya. Bozulduk da onların derecesine mi düştük yani? Evet. Onlar da Ermiye ve Haskil peygamber de sünnetullah budur. Sizi düşmanlarınızla terbiye edecek Cenab-ı Allah. Çünkü siz şirke battınız. Şimdikiler de bana diyorlar Ali Bey ya alim amma yaptın ya. Hep de Müslümanlarla uğraşıyorsun. Hep de Müslümanlar mı felaket görüyor? Müslümanlar gavurdan beter mi oldu? Sünnetullah budur. Evet. Tevhid inancından sapan Müslümanlar Cenab-ı Allah tarafından cezalandırılır. Bu evet, sünnetullah'tır. Evet hocam, teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka programda tekrar sizinle beraber bu konularımıza devam ederiz hocam. Şimdi kısaca bir özet yapalım.
değerli hocam. Evet hocamla değerli izleyenler çok verimli, öz eleştiri dolu, baştan sona öz eleştiri dolu bir program yaptık. Kur'an'daki tevhid dedik. Kısaca aldığım bir iki notu hatırlatayım. Hocam 85 bin cami var dedi. 80 bin, 100 bin civarı hacı her sene Kabe'ye gidiyor. Orada da bilgileniyor. 853 İmam Hatip, 1 milyon öğrenci, 86 İlahiyat Fakültesi, vakıf, dernekler, cemaatler. Buna rağmen suç oranı %400 küsur arttı diyor hocam. Tespitler. Bu şu anki mevcut devletin verdiği veriler kullanılarak, yani 10 senelik, son 10 senede yapılan istatistikler bunlar. Suç oranı %400 arttı. Uyuşturucuya bağımlılık %678 arttı dedi hocam. Fuhuş %700 artmış yine bu dönemde. 15 milyon icra dosyası var. Bu da tabii ki faiz belasından dolayıdır. 19 milyon toplam hane sayısını düşünürsek 15 milyon haciz, hemen hemen 4'te 3'ü halkın hacizlik olduğunu görüyoruz. Güvenme duygusu yapılan araştırmada %96 kimse kimseye güvenmiyor. Mahkemelere güven ise %90 güven yok. Yani bir beldede, bir ülkede düşünün ki mahkemelere %90'ı adalete güvenmiyor. Gıda maddeleri üreticilerinin %90'ı kayıt dışı ve sağlıksız. İfsad edilmiş yani. Böyle bir toplum Müslüman olduğunu iddia ediyor. Değil mi hocam? Evet. Fakat iki yakası bir araya gelmiyor tabiri caizse. Başı beladan kurtulmuyor. Daha doğrusu İslam toplumu permeperişan bir durumda. Hocam bunu tevhidden uzaklaşmaya bağlıyor ki doğrudur. Allah'ın yasası, Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın bize bildirdiği yasa, bir toplum tevhidden uzaklaştığı takdirde Allah o toplumu mutlaka cezalandırır bir vesileyle. Evet değerli dostlar, bugün öz eleştiri yaptık. Bunların hepsi kesinlikle delillere dayalı. Haftaya konuğumuz Profesör Mustafa Yıldırım hocamız olacak. İzmir'den, İzmirli Hayat'tan. Haftaya görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın, Kur'an'la kalın değerli dostlar.